dişler kadınların en önemli dişilik organlarındandır. Küçüklüğü ayrı bir dert, büyüklüğü ayrı bir dert olabilir. Bazen o kadar büyür ki hastanın sırt ağrıları, omuz ağrıları ortaya çıkar. Sinir basıları, hatta kısmi felçler bile gelişebilir. Yine göğsün altında bir takım cilt lezyonları, sütyen izleri ve tabii ki estetik kusur ortaya çıkarabilir. Böyle dertler olduğu zaman hastalar hekimlere başvururlar ve biz onlara meme küçültme operasyonu tavsiye ederiz. Dolayısıyla bu tip durumlar olduğunda ve hastanın estetik kusuru da varsa göğüsler küçültülür. Meme küçültme operasyonları genellikle tahmin edildiği kadar ağrılı, büyük işlemler değildir. Bunların aksine oldukça hızlı sonuç alan işlemlerdir. Tabii burada bir sıkıntılı konu var, o da şu. Hastanın göğüslerin hem dış kısmını, yani cildi azaltmamız gerekmekte, hem de içindeki dokuyu azaltmamız gerekmekte. Bu ne demek? Bu meme küçültme operasyonunda iz bırakan yöntemler demek. İzin nasıl olacağı ve ne kadar büyük olacağı hastanın göğsünün büyüklüğüyle değişir. Hastanın sigara içip içmiyor olması, şeker hastası olup olmaması, ondan sonra yaşı bu izlerin seçiminde önemlidir. Hastanın muayenesinden sonra ne tip bir yöntem uygulanacağına karar verilir. Ben genelde pediküllü yöntemler tercih ediyorum. Yani meme başının korunduğu, canlılığını korunduğu, süt vermenin korunduğu, hissiyatın korunduğu yöntemleri tercih etmeye çalışıyorum. Operasyon yaklaşık 3-3,5 saat kadar sürer. Hasta operasyona çıkarken operasyon bölgesindeki sıvıların dışarı atılmasına sağlayan diren dediğimiz aparatlarla masa çıkar ve bir korse giymiş olarak çıkar. Bir gün hastanede yatar. Bu direnler birinci gün ya da ikinci gün çekilir. Hasta üçüncü günden sonra banyo yapabilir hale gelir. Yara iyileşmesi yaklaşık 10 günde aslında tamamlanır. Özel bir problemi yoksa hastanın. Fakat 15 gün, 1 ay boyunca hastanın denize ya da havuza girmesini pek istemeyiz. Yine uzun bir süre boyunca güneş kremsiz güneşe çıkmak ya da solaryuma girmek pek doğru olmaz. Yara iyileşmelerinin daha sağlıklı olması için, daha az renkli iyileşmeler için bu önemli bir işlemdir. Meme operasyonlarından sonra yaklaşık birinci ayda iyileşme tamamlanıyor. Ve bundan sonra meme artık yavaş yavaş şekil almaya başlıyor. Bu şekil alma sürecinde hastaların sabırlı olması lazım. Ama yine de akıllarındaki herhangi bir soruyu doktorların çekinmeden sormaları gerekmektedir.